Şimdi şeytan böyle bir şeylerde dikkat dağıtmak ister. Mesela Mehdi çıkacak ya. Sahte Mehdi'ler var. Birçok sahte Mehdi'ler var. İsa Mesih'te de öyle. Çok sahte İsa Mesih çıkmıştır. Musevilerde de onlarda da Mehdi inancı var. Onlarda da çok fazla yine sahte Şiloh Mesih çıkmıştır. Yani Musevilerin beklediği Mesih. Sahtesi çıkmıştır. İblis ne yapar biliyor musun? Bir şeyin gerçeğini yok etmek için bol miktarda sahtesini çıkarır. Hep böyledir. Mesela sahte peygamberler gelir. Peygamberimiz zamanı peygamberimizi yok etmek istiyorlar ya, haşa. Çok fazla sahte peygamber çıktı o zamanlar. Evet. Şimdi Mehdi zuhur etti ya, çok fazla sahte Mehdi var. O zaman diyor ki adam, ya diyor, bak diyor, ne kadar çok sahte Mehdi var diyor. Demek ki Mehdi yokmuş diyor. Lan ne alaka? O bilakis Mehdiliğin delilidir. Sahte Mehdiler Mehdi'nin çıkış alametidir. Sahte Mesihler Mesih İsa Aleyhisselam'ın çıkışının alametidir. İncil'de bile var. Ben gelmeden önce sahtelerim gelecek diyor Mesih İsa. İncil'de var. Evet hocam. Mehdi'den önce de sahte Mehdiler çıkacaktır. Bunda şaşacak ne var? Efendim. Alenen Mehdi'lik iddia edenlerin arasına benim resmimle koymuşlar. Uyanıklık yapıyorlar. Lan ben Mehdi müjdecisiyim. Kerataylar artistik yapmak için. Öyle bir iddiam da yok. Rahat olun. Sizin gibi ben böyle şaşaya falan meraklı tip değilim. Yani. İnşallah hocam. Ya kardeşim bana mesela Müslümanlar da sevgili kardeşlerimiz. Bak falanca Mehdi. Benim ne kadar uysal, sevecen oldum herkes bilir. Kemal hürmetle elini öperim. Peşine giderim. Ne fark eder ya? Kim olursa olsun, hangi cemaatte olursa olsun. Oh elhamdülillah derim. Çünkü amaç ne? İttihat-ı İslam. Onu yaptıktan sonra Mehdi. Tamam bitti. Ben Mehdi teşhir etmekte mükellef değilim ki. Yani Müslümanların genel kanaati benim için.